Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Latif nüktelerden 21. sayfa. Bir dustur. Risale-i Nur talebeleri, Risale-i Nur'un dairesi haricinde nur aramamalı ve aramaz. Eğer ararsa, Risale-i Nur'un penceresinden ışık veren manevi güneşe bedel bir lambayı bulur, belki güneşi kaybeder. 21. Bir dustur diye yazıyor. Hem Risale-i Nur'un dairesindeki halis, pek kuvvetli ve her ferdine çok ruhları kazandıran, bak bunları kaçırmayın ha bu sıfatları. Risale-i Nur'un dairesindeki halis, kendi kitabı okurken de öyle yapacaksınız. Halis çiz, pek kuvvetli ve her ferdine çok ruhları kazandıran ve sahabenin sırrı veraseti nübüvvette meşrebi uhuvvetkaranesini gösteren, yani taassubun altında ne vardı? Taassup hangi kaynaktan kaynaklanıyordu? Adem muhakeme değil mi? Evet, evet. Bir, adem muhakeme. Bir de? Cehalet. Cehalet, iki kaynağı var. Şeye cehalet diyorum, taassubun. Cehalet, cehalet bir şey bilmemek değil. Hatırladınız mı o cehalet dersi? İfrat modu. Cehaletin ifrat modu olursa, şeytanlıktır. Tefrit modu olursa, cehaletin tefrit modu, yani ortası, ifratı, tefriti. Bu nefse mariliktir. Şimdi uygulayalım. Cahilliğini bilen adam İmam-ı Gazali'ye göre ilme başlamıştır. Vasat. Bilmez, bilmediğini bilmez, bilir gibi tavır yapmak şeytanlıktır. Şimdi taassubun altında cehalet var. Aslında nece adam bir şey taassubu yapıyorsa onu biliyor demektir. Ha, bakın, oysa taassup cehaletten ve ademi muhakemeden, yani muhakeme edemiyor. Ya, edemiyor. Yani biliyor ama şeyi bütünsel olarak bakamıyor. Cehalet diyor şey, sarhoşluktur diyor bir yerden. Sarhoşluktur. Cihetten yani adamı muhakeme edemiyor. Yani. Edemiyor evet. Cihaz var mı edemiyor? Edemiyor. Yani mesela bilgisi var ama dengeyi kuruyamıyor. Bilgi bu asırda çoğu insanlara bela olmuş. Mesela bir şey öğrenmiş, bir adamı hedeflemiş. Onun dışında hiçbir hakikati kabul etmiyor. Yani edile-i şeriye de koysan, kitabı koyuyorsun Kur'an'ı. Almıyor. Hadisi koyuyorsun, almıyor. Kıyası koyuyorsun karşısına, almıyor. İcmayı koyuyorsun, almıyor. Risale-i Nur'u koyuyorsun, almıyor. Ne koyarsan koy. O tamam. İşte bu işte. Yani dini ölçü yapmayıp, şahısları ölçü yapana Allah Kur'an'ında birbirinizi ilah edinmeyiniz. O ilah edineni gördün mü? Diye söylüyor. Ama ne yazık ki ben tahmin ediyorsunuz zaten yeni girdim. Her sınıf insana giriyorum. Tarikatçılara ders yapıyorum, Mahmud Efendicilere yapıyorum, Süleymancıların o kaplan grubuna yapıyorum. Yani her tarafa, Nakşiye her tarafa çağırıyorlar. Sağ olsunlar. Düğünlerine, cenazelerine, bayramlarına, sünnetlerine bir şey anlatmak için söylüyorum. İşin garip tarafı ne biliyor musun?
bu ders anlatılırken hepimiz dahi hep dışarısı. Bizimle hiç alakası yok. Hep böyle anlıyorlar. Hepimiz de öyle. Acayip bir şey. Risale koyuyorsun. Diyor. Bak Kütüb-i Sitte veya Mecelle'de böyle yazıyor. Yani İslam Anayasası. Mecelle İslam Anayasası. Yerini söylüyorum. Hukuk İslamiye Kamusu İstanbul Üniversitesi'nde okutuluyor. Ömer Nasuhi Bilmen'in o kendisi bazıları diyor ki ya Ömer Nasuhi Bilmen kaç yüz senelik adam diyor ya. Ömer Nasuhi Bilmen'in kaynağı kitabını gösteriyorum diyor ki sen diyor daha diyor dünya diyor o diyor. Ya Ömer Nasuhi Bilmen tasnif etmiş de yani Osmanlıca'dan Türkçe'ye çevirmiş. Arapça'dan Türkçe'ye çevirmiş tamam mı? Tercüme etmiş onlar. Aslı metinleri tercüme etmiş. O kadar cahil. O kadar cahil. Yani günün lisaniyle tercüme Osmanlıca'dan Türkçe'ye çeviriyor. Bizim Latince'ye çevrilmiş şey. Kaynak gösteririm ki herkesin yoludur. Ben o meceli, daha ben eskide Osmanlıcasını okudum. Vasif o birinci cildi. Tahir Paşa da toplamış yani Tahir Paşa. Tahir Paşa diyor daha kaç senelik adam diyor. Tahir Paşa'nın meclisinde. Tahir Paşa toplamış arkadaş. Onlar Tahir Paşa'dan önce İslam hukuku işlemiyor muydu? Acayip bir şey. Cahil olunca. Okumuş cahil ha. Okuyorsun bak bunu okuyorsun. Nasıl diyor ya. Bağlamıyor ki. Ben onlardan bahsetmiyorum da. Ben Risale'nin ölçü yapan, kalbini, gönlünü, gönül veren, gönül insanlarından bahsediyorum. Onlara hitap ediyorum. Diyorum ki, diyor ki seslendiriyorum. Şimdi bazı insanlar var aramızda. Bunlar sahabenin, sahabe ruhu gibi ne yapmış? Bak, sırrı veraset-i nübüvvetle. Veraset-i nübüvveti okuduk. Murat Dursun'la. Bak neymiş bazı kişiler bana bir bakın. Sahabenin, sahabe gibi bazı kişiler var aramızda. Bunların meziyetlerini söylüyorum. Söylüyor burada. Sırrı veraset-i nübüvvetle. Sır. Veraset-i nübüvvet sırrı var onda. Peygamberliğin davası onda, onlarda. Ne, nasıl bir özellikleri var? Meşrebi uhuvvet kâranesini gösteren. Bunlarda meşrebi uhuvvet var. Yani kendi hissiyatı kendi cemaatine, kendi grubuna hasretmemiş. Öyle bir zengin hissiyatı var ki kucaklamış. Bu yetmiyor, teyit ediyor. Zaten şöyle bir cümle var Risale'de. İnhisar-ı zihniyet hubbu nefisten gelir. Mektubatta. Mektubatta geçiyor. Bak, inhisari zihniyet, yani zihni kendi cemaatine, kendi anlayışına, kendi, ben böyle anladım, budur. Bunun dışında anlayış yoktur. Bizim grup var ya, hepsinin üstündedir. En doğru budur. Diğerleri de doğrudur demiyor, yanlıştır. Buradan çıktınız mı? Bitti. Bu cemaattan çıktım. Bitti canım. Sanki dinden çıktı. Dinden çıktı. Bunlara ne diyor Üstad biliyor musun? İnhisar-ı zihniyet, hubbu nefisten gelir. Oysa İhlas Risalesi'nde şu cümleyi hatırlar mısınız? Nereden ve kimden olursa olsun Müslümanların istifadesine taraftar olmak. He? Ben de şimdi ona bakıyordum. Allah Allah ona bakıyordum. Tam orayı böyle bakıyordum. Nerede diye. Allah Allah. Müslümanlar nereden ve kimden olursa olsun istifadelen taraftar olmak yok. Bana gelsinler. Benden ders alsınlar. Bana sevap kazandırsınlar. Nefsim ve enaniyetim bir hilesidir diyor. Değil mi? Bak aman ha bana gelsinler. Zannediyor ki sevap çok insanı irşat etmeyle alakalı. Öyle peygamber gelmiş ki bir tane bile ümmeti olmamış. Olmamış. Ama peygamberlik ücretini almış. Bir tane ümmeti olmamış. 124 bin peygamberden birkaç tane olmuş.
Ne acayip bir şey ya. Mesela bir Hasan Atıf'ı buldun diyor. Ustad bini buldun gibidir diyor. Ya biz külliyata bir teslim olsak. Bak. Aramızda sahabenin sırrı veraset-i nübüvvet. Verasetin yani nübüvvetin varisleri. Yani böyle yapıyorum. Hatırınızda kalsın diye. Hamaleleri, taşıyanları, köleleri, hizmetçileri. Hamalı ya. Ne? Vera nübüvveti taşıyor. Nasıl taşır ya kimiş kişi? Taşıyor. O peygamberde sirayet var böyle. İnsiba var. Buna ustad tevarüsen diyor. Yani benim ruhum ona aynı ruhu. Buna tevarüs. Onun ruhu da ona kopyala yapıştır, kopyala yapıştır, kopyala yapıştır, tevarüsen. Bu nübüvvetin varisleri, hamaleleri. Hasan abi böyle tevarüsen ruhdan ona geçiş olduğu zaman mesela nasıl bir faaliyette gözüküyor? Ha işte o onu. Aferin işte. Nasıl anlayacağız bu adam? Ha. Bu yani peygamberin böyle tevarüs etmiş. Mesela şair de tevarüs diyor. Mesela diyeyim mezar taşları, hiç kimse bir şey anlatmıyor taşlar. O veya bir çarşaflı kadın diyor, 20 vaazdan daha tesirli vaaz yapar diyor tarihçede. Ustad. Şimdi bu tevarüs yani orada bir ruh aynen naklediliyor. Nasıl bir şey sırrı? Ben sirayet dersini yaptım ama hala keyfiyetini anlamış değilim. Sirayet dersini yapmışım. Kaç ders yaptım? 3 ders yapmışım. Yapmışım ama... Acayip bir şey yani. Nasıl bir şey gerçeği ifade ettim. Şöyle diyeyim. Şöyle misal verdim mi bilmiyorum. Ne olur bir bakın. Tencere kabul edin. Su. Odun. Yapıyorum ki görsel kalsın. Odun. Odunun içerisindeki nuru kerpetinle, tornavidayla, tornayıyla içindeki ısıyı alamazsınız. Isıyı. Kibritle yaktık mı? Bunun içini aldık mı dışarıya? Bunun içinden aldığımızı bunun içine veriyoruz. Suyun içine. Su yanıyor. Ne oldu? Sıcak. Nereden geldi? Odunun içinden. Odunun içini alıyoruz, suyun içine basıyoruz. Ha, bu neyse tevarüs de böyledir zannediyor. Şeyi değiştirmiş, sureti değiştirmiş. Su. Bunda daha önce yakmıyordu. Çok tuhaf, odunda, sıcaklık odunda en büyük düşmanı, odunun en büyük düşmanı ateştir, ateş içinde. Odunu yakmıyordu. Sonra dışarıya çıkarınca onu yaktı. O yanmak demek yok olmak demek, yokluğumu biliyorum. Yokluğumu yani ağaç yokluğumu biliyorum demek, içimdeki hakikati dışarıya gösteriyorum, ben yokum. İşte bu, yokluğumu bilmek bu demek. Buharlaşıyor. Tamam. Bak bir daha söylüyorum. Ağaç diyor ki ben yokluğumu bilmiyorum. Ağaç yokluğu demek ısı, ışık, renk, duman kimse yok. Odun var mı? Peki bu suya nasıl girmiş? Suyun kilosu değişir mi? Değişmez. 10 kilo suyu ısıttık 10 kilo. Ama odunu içine bastık. Tevarüs böyle bir şey. Yani nübüvvetin varisleri. De sır var o kişilerde. Sırrı veraset-i nübüvvet. Unutma. Sır, veraset-i nübüvvet sahipleri ne olurmuş? Bunlarda bir meşrep var. Meşrebinin üstünde bir meşrep. Elbise giymiş. Bu mesela kim? Meşrepler bayağı değişik abi. Tabii. Herkes maşapa yani. Kişi meşrep mi? Senin bardakla su alıyorsun. Ötekisi kepçeyle atıyor ki karşılıklı. Ötekisi kazanla. Meşrep şu demek. Yani içilen şey. Meslek o meşrebini bağlı olduğunu uygulayayım mesela. Nurculuk meslektir. Benim karakterim, örf, anneannem, kültürüm, eğitimim, cinsiyetim. Yani bütünlükle beraber bende meydana gelen ben. Hasan, Murat, Fatih. Yani kendi karakteri, kendi yapısı, kendi doğruları, yanlışları. Yani huyu ya, zekası, aklı, anlayışı. Bu ben olan bene meşrep denilir. Nurculuk ise meslek denilir. Bak burada bir şey anlatacağım. Bu da çok önemli. Meşrebini mesleğe bağlarsan hidayeti bulursun.
Ama mesleğini, mesleği meşrebine bağlarsan, meşrebini öne çıkarırsan helak olursun. Nurculuk meslektir. Benim yapım meşreptir. Ben bu meşrebimi buna bağlayacağım. O zaman istikametin, meşrebin kıblesi meslektir. Eğer ben mesleğimi, nurculuğu aşağı indirip cemaat taassubumu öne çıkarırsam, cemaatim ve meşrebim mesleğin kıblesi olur. Nurculuğun kıblesi benim cemaat olur ve ben olur. İşte taassup yapanlar kendilerini ve cemaatlerini kıble koyuyorlar. İslamiyet'i ona tabi yapıyorlar. İslamiyet bununla mümkündür. Bizimle mümkündür. Başka mümkün değildir. Der gibi bir hal var. Tek tek tahlil etmek. Bak uğraşıyor. Ya yer söylüyor. Bunlar da sırrı veraseti nübüvvet kişilerde meşrebi uhuvvetkârâne gösteren, bunlar da nasıl anlayacağız nübüvvetin varisleri tevarüs etmiş, nübüvvetin ruhları onlara girmiş. İmam Gazali'ye göre, bu ben odunun içinde ısı dedim, İmam Gazali şöyle misal veriyor. Gül yaprağına gül kokusu nasıl sirayet ediyorsa, o öyle misal vermiş. Benim misalim bu. Ustadın da misali çok daha garip. Konu olmadığı için ustadı vermedim. Güneş geliyor. Buna giriyor. Bu üç şekilde kendisini gösteriyor. Zehre, katre, reşa. Bu kendisini gösteren bu meşreptir. Güneş meslektir. Nurculuk bana girdi. Kendimi bu şekilde gösterdim. Sen de öyle gösterdin. Bu daha cami tabii ki ustadı. Anladınız mı bunu? Üç tane meşrepten bahsediyor 24. sözde, ikinci dalda. Neyse, konuyu dağıtmayayım. Çok etrafını geniş kazmaya çalışıyorum ki muhakemeli düşünelim, hareket edelim diye. Demek ki Risale-i Nur'un dairesindeki, bir daha okuyorum baştan, Risale-i Nur'un dairesi ama. Halis, tamam bunlar, halis. Sen sordun ya bu kim? Halistir bu. Pek kuvvetlidirler mana. 3. Her ferdine çok ruhlar kazandırır. Yani adet onların varlıkları diğerlerinin varlıklarını canlı tutuyor. Yani kendi fert ama bir sürü insanları canlı tutuyor. Her ferdine çok ruhları kazandıran. Bunlar ise, ben söylüyorum. Bunlar sahabenin sırrı veraseti nübüvvetle meşrebi uhuvvetkaranesini gösteren, nasıl anlarız gösterdiğini Murat? Meşrebi hillet ve mesleki uhuvvet ise. Hariç dairelerde o pedere ve o mürşide üç cette zarar vermek suretiyle. Yani bunlarda meşrebi hillet. Ne demek hillet? Evet, aferin. En yakın, en güzel dost, takdir edici. Bu çok önemli. Seni tenkit etmez o. Sen bir insanda meşri bir hillet varsa tenkit ağızlarına pek olmaz. Hangi meselede? Şahsi hukukla umumi hukuk arasını tefrik eder. Ondan sonra umumi hukuka zarar olmadıkça bilerek tenkit kapısını açmayınız. Yani bilerek Risale-i Nur'a zarar veriyorsa o susmak suçtur. Eğer Risale-i Nur'la değil kendi haletine, kendi meşrebine göre bir şey çizgisi varsa tenkit kapısını açmayınız. Bunlarda meşrebi hillet var. Meşrebi hillet bunlarda en güzel takdir edicidirler bunlar. Ve aynı zamanda samimi arkadaştırlar. Yani oturduğun zaman surat asmazlar. Ziyaret ettiğin zaman salonu terk edip odasına gitmezler. Yanından hihihi yapmazlar. Hihihi yapıp için boşun dönüşsün falan. Öyle değil. Bu meşrebi hillet ve mesleki uhuvvet sahibidirler bunlar. Sırrı veraseti nübüvvet ehli.
Sahabe gibi mi? Sonra konuyu değiştiriyor. Hariçteki dairelerde o pedere ve o mürşide üç cihette zarar vermek suretiyle bir pederi aramaya ihtiyaç bırakmaz. Yani böyle şahıslar, böyle kişiler, dairemizin içinde kişiler hariçte baba aramak, eskide şimdi de var falan baba, yani baba bizim bildiğimiz baba değil, terbiyesine girilen babamız, manevi babamız ve veya mürşide ve şeyhe ihtiyaç bırakmıyor. Böyle şahıslar dairemizin içinde. Peki efendim Risale-i Nur'da şahıs yoktur, cemaat vardır. Amenna. Risale-i Nur'da baki hakikatler fani şahısların üzerine bina edilmez. Doğru. Amenna vesmekna. Fakat diyor burada geliyor. Bazı meşrepler var ki meşrepler tarikatsız yapamazlar. İlle önünde birisi olması lazım. İlle birisinin taklit etmesi lazım. İlle birisinin ağzında duyması lazım. Onlara da bırakmıyor, tutuyor diyor ki dairemizin içinde diyor sen bir abi, bir şeyh manasında bir pedere, peder, mürşide beden daire içinde bir abi bulabilirsin diyor. Bak burada diyecek de. Dolayısıyla kim onlar? Onlar Risale'nin dairesinde bunlar halistirler. Kuvvetlidirler manen olaylara karşı. Sonra onların varlıklarıyla çok insan hakikate bağlıdırlar. Bunlar sahabenin sırrı veraset sırrıyla mazar olup meşrebi uhuvvetkârane ile hareket ederler. Bunlar da meşrebi hillet ve mesleki uhuvvet. Yani meşrep kendisi Risale-i Nur'un uhuvvet dairesinde mesleki uhuvvetle hareket ederler. Bunlar bir pedere, bir mürşide ihtiyaç bırakmazlar. Bir pederi aramaya ihtiyaç bırakmaz. Bir tek peder yerine pek çok ağabeyi buldurur. Bizde ağabey var, müennesse abla var. Peki kimdir bunlar? Bize yol gösteriyor. Yani kitapta böyle kafasını kaldırıp böyle yapın, şöyle yapın demez. Burada böyle yazıyor kardeşim, burada böyle yazıyor. Beraber yapalım. Kendileri yapar zaten. Onların en belirgin özelliklerini size söyleyeyim. Daha şey anlaşılır. Bir insan, ölçü söylüyor. 34 senenin meyvesini söylüyorum. Bir insan meşrebini öne çıkarmayıp önüne mesleğini, nurculuğu koyan kimdir? Bak, önüne meslek olan nurculuğu koyan kimdir? Önüne meşrebi koyan, kendisini koyan, cemaatini koyan kimdir? Ölçü şudur. Layıkaları esas alıp ona göre hareket eden mesleğini önüne koyar, meşrebini arkada tutar. Eğer layıkaları okumuyor, okutmuyor veya kendisi okuduğu halde yaşamıyorsa meşrebi önedir, yani kendileri öndedir. Nurculuğu ona vasıta yaparlar. Ölçü budur. Şeye bakın, hizmet rehberinin mukaddemesi baştan aşağı budur. Ona ait bir dersim var. Dün mü yapmıştık? Nurcu musun, değil misin? Peki, bir de okuyayım. Bir tek peder yerine, pederi bir daha söylüyor. Peder Osmanlı tarihinde ve tarikat tarihinde mürşit ve peder tabiri şuydu. Mürşit irşat eden, peder, eskide peder vardı. Yani şeyhin vekillerine baba denilirdi. Terbiye eden. Falan baba diye geçer. Terzi baba diye geçer mesela. Bir tek peder yerine pek çok ağabeyi buldurur. Elbette büyük kardeşlerin mutaaddit şefkatleri bir pederin şefkatini hiçe indirir. Mesela bir tane örnek vereyim. 16 sene yanında kaldım. Müştü abi hasta yatıyor. Allah şifa versin, hayırlı ömür versin. Telefon ettim onlarla kadar, hizmetiyle alakadar olanlara. Bununla alakalı bir şey söyleyeceğim. Selahattin dedim ki, Selahattin Rüştü abi ne yapıyor? Abi yatıyor dedi. Ziyaret et abi dedi. İki grup geldi, hiçbirisine kalkmadı dedi. Hasta, rahat. Peki. İçimde şey geldi.
Adam Yunanistan'a gelirken ben dedim gireyim. Kalkmaz, kalkmaz. Ben bir uğrayayım. Uğradım. Gitti demiş ki Hasan geldi. Tut beni demiş. Odaya gelsin. Hayır demiş. Kalktı biliyor musun? Baktım ki salonda duvara tutuna tutuna geliyor. İnan. Ne anlatacağım şimdi? Elbette büyük kardeşlerin mutadit şefkatleri, şefkat bir pederin şefkatini içe indirir. Nereden geliyorsun dedi ilk. Abi dedi aç mısın? Sen açsın. Nereden geliyorsun? Birinci soru, ikincisi aç mısın? Ondan sonra tabii çözemediğim veya külliyatta başka mana mertebesi var mı bunun diye bazı şeyleri hemen sordum. Bu daha umumi caddedir. Bu ifrat, bu tefriti, bu daha yakın. Öyle laikalarda. Neyse. Allah bize emekleri olanlara, bizim binamıza zerre kadar taşı olanlara mekanları cennet olsun. Ruhları âli olsun. Bize emeği geçen, bize katkısı olan, ruhumuza ruh olana, gece hayatımızda yıldız olanlara, yol gösterenlere hepsine minnettarız, rahmetle anıyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. El ele ustadın varisleri, ustadın talebeleri, yani la teşbih ve la temsil, Peygamber Aleyhisselam'ın sahabesi gibi, ustadın sahabeleri, onların iyilikleri, onların fedakarlıkları unutulmayacak kadar, unutamayacağımız kadar fedakarane hareket ettikleri için onları da rahmetle anıyorum. Daireyi girmeden evvel bulduğu şeyi, Nurcular, bak ne anlatıyor, görüyor musun? Ne kadar harika bir yer. Ama abi ben Nurculuğa girdim, tanıdım ama, ya vallahi hoşuma gitti Nurcu ama daireden önce ben şeyhi bulmuştum. Bak, daireyi girmeden evvel bulduğu şeyhi, okumuş muydu Mehmet Bilir bir şey? İlk defa diyoruz. Osmanlıca lemalardan çevrilmiş bu. Daireye girmeden evvel bulduğu şeyhi ne yapalım? Ben ne derim biliyor musun? Katta, pakette çöpe at. Demiyor bak. Her fert o şeyhini, mürşidini dairede dahi muhafaza edebilir. Fakat şeyhi olmayan daireye girdikten sonra ancak daire içinde mürşit arayabilir. Yani daire içinde mürşit bulabilir. Abi yani. Daire içinde nasıl şeyhini muhafaza edebilir? Adam bağlı, şeyhine bağlı. Tamam. Sen onu bırak gelebilirsin. Başka gelemezsin yok. Çünkü Risale-i Nur 12 hak tarikatı hulasasıdır. Hepsine camidir. Yani Risale-i Nur, mesela diyelim ki Kadiri tarikatının yöntemi var, yolu var. Zikir yöntemi var. Seslidir. Nakşi'ye uymaz. Nakşi Kadiri'ye uymaz. Tamam. Yani tarikatlar zaten farklı olmasının sebebi birbirine uymaz. Ama Risale-i Nur'un dersleri hepsine uyar hava gibi. Mesela bir tanesi çıkabilir diyebilir mi ki ben 10. söz haşirle alakalı mevzuyu duymak istemiyorum. Bizim mesleğimize, meşrebimize zararlıdır. Der mi? Mesela 31. söz Miraç. Ya Miraç da benim ne alakam var ya? Der mi? 1. söz Besmele'nin esrarı. Besmele, ya bana dinlemek istemiyorum ya. 1. sözün esrarı olur mu ya? Benim mesleğime, meşrebime, tarikatıma, anlayışıma zarar veriyor. Der mi? Yani Risale'nin hakikaten hepsinin gıdası. 2. söz, imanın güzelliği, küfrün rezilliğini. Aman ben duymak istemem. Ekmek yemek istemiyor adam. O di olmaz. Onun için herkesi bağlıyor. Fakat böyle olduğu halde 12 hak tarikatın hulasası niye? Zikir dersen nasıl yapacak ki bizim kadar zikir? Bir kere Risale-i Nur talebelerinin nabaz tesbihatı bir topla Allah aşkına sabah Subhaneke ya Allah Taleyte ya Rahman Ecine minenler ve efkar aman Subhaneke ya Rahim Taleyte ya Kerim Ecine minenler ve efkar aman öyleyin. Ya Cemilu ya Allah ya Karibu ya Allah. İkindi Subhaneke ya Allah Taleyte ya Rahman Ecine minenler ve efkar aman yatsın. Akşam ve sabah Allah mecine minenler Allah mecine min kulinar Allah mecine min fitneti diniyet ve dünyeviye. Onlar. Akşam yatsı arasındaki peygamberlerin evradını yapıyoruz. Her gün bir Kur'an'dan okuyorsun. Her gün bir cüzünü okuyorsun. Her gün Kur'an'da bir cüz okuyorsun. Yani zikir desen
zaten koca yarım günümüzü alıyor. Mübalağasız, şahitsiniz değil mi? Yarım günümü almıyor mu benim? Hiç gördünüz mü Kur'ansız bir dershane? Yok. Sizi de görmediğim için burada şey olmaz ki. Olmaz. Yani ha, daire içi haricindeyken şehrimi, sen nurcu oldun. Tamam bırak demiyor. Bırak demiyor bak ne diyor. Daireye girmeden evvel bulduğu şehri her fert o şehrini, mürşidini dairede dahi muhafaza edebilir. Tamam şehrine git ama risan dersini al. Risan da oku. Birinci sözün esrarı. Şehrine mani değil. O başka. O senin işin. Yani şu. Gidersin şehrinden evradını alırsın. Şehrin dedi ki 500 defa şunu çık tamam. Ama geldi akşam bir baktı ikinci söz. İmanın güzelliği küfrün kötülüğü. Aman 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 bizim mesleğimize zıt bu ya. Böyle böyle duymak istemeyiz. Efendim namaz hakikati. Namazın mahiyeti, hakikati, sureti, hukuku 9. söz. Yo biz de namaza dair böyle bir şey duymak istemiyoruz değil mi? Şehrime zıttır, tarikatıma zıttır. Değil mi? Demez. Olmaz artık. Bir şey mi diyeceğim? Yok. Ama fakat şehri olmayan daireye girdikten sonra ancak daire içinde mürşit arayabilir. Hem Risalet-i Nur'un velayet-i kübra olan sır veraset-i nübüvvet feyzini veren ders-i hakaik dairesindeki ilmi hakikat dahi daire haricindeki tarikatlara ihtiyaç bırakmaz. 91 miydi lemalar, şey emirda? Bir de okuyayım. Risale-i Nur'un için tarikata ihtiyacı yok. Ama bir adam da öyle gelmiş, adam zaafı var şeyhine bağlı, bu kadar iyiliği görmüş. Nasıl açacak? Ama bırakma diyor, daire içinde korur. Fakat Risale-i Nur'un velayeti kübra, velayeti sura, velayeti vusta, velayeti kübra. 3 tane velayetten bahseder 5. mektupta İmam-ı Rabbani Hazretleri. Risale-i Nur ise velayeti kübra olan, sırrı veraset-i nübüvvetin feyzini veren, yani nübüvvetin varislerinin o hakikati olan sır, feyiz, onu veren ders-i hakaik, yani hakikat dersi dairesindeki ilmi hakikat dahi, yani ilmin içerisinde nübüvvetin feyzi var. Bazılar diyor ki, ilimle olmaz şehlaz. O kadar cahil ki, ilim canlı ve ruhludur, bilmiyor. İlim şey zannediyor, kitaptaki yazı. O zaman o kitap, dolabındaki Kur'an, Kur'an mıdır? Musaftır. Sayfalanmıştır, o Kur'an değil ki. Kur'an okunandır, Kur'an mahluk değil. Ama seninki rafındaki mahluktur, tutunuyor. Kur'an tutmuyor musun böyle? Kilosu yok mu? Aa da Kur'an işte diyelim, kitap. Mahluk değil mi? Mahluktur. Hani Kur'an mahluk değil, Damet bin Amir işkence gördü. Ha bu musaftır. Ha Kur'an nasıl böyle kendisini sayfa ile ifade ediyorsa Risale-i Nur da canlı ve ruhludur. Canlı ve ruhludur. O dersi yapmıştık. Risale-i Nur şahsı manevisi ruhludur. Şöyle düşün. Gözümüzden, kulağımızdan, burnumuzdan, ağzımızdan, elimizden içeriye girenler var. İçeriye girdikten sonra hayatsız olur mu? Hayata giren hayatsız kalabilir mi? He? Kalamaz. Mesela bak. Hayatsız olur mu şimdi? Ne olacak? Tırnak olacak, saç olacak, deyip karaciğer olacak, böbrek olacak. İçeriye giren canlanıyor, ruhlanıyor. İçimize giren ruhlanıyorsa, eğer maddi ise sırf hayatlanıyor. Eğer mana ise ruhlanıyor. Şu anda ben sizin ruhunuza hitap ediyorum. Cesedinize değil ki. Ruhunuza giriyor mu girmiyor? Ölü ruhlar dirilir diyor. Vahiy ile. Kur'an için diyor ki 433 sözlerde canlı ve bak ilim irade kudreti tazamun eden kelam ile. Yani ilim kısacası canlı ve ruhludur. Peki benim ruhumda o ruhumda olan ilim ruhsuz olur mu? Ruhun içinde olan bir şey ruhsuz olur. Suyun içinde olan bir şey kuru olabilir. Bak bunun içine bunu attım. Bu ıslanmamış olur mu? Olur ama o zaman harika olur. Adetullah değildir. Parmağımı sokuyorum. Islanmasın. Islanmamak harikadır.
İstemek mi? Dolayısıyla ruha giren her şey ruhlanıyor. Ha, benim ortaya koyduğum ders, yaşadığım namaz, oruç vesaire ruhumdan temessül ediyor. İşte benim ruhumu oraya koydum. Amellerimi, sebabımı, Kur'an'ımı koydum. Sen de koydun, sen de koydun. Dün de koydular. Ustad da koydu, gelecektekiler de koydular. Bu ortaya koyduğumuz havuzdaki benim namazım, senin orucun, senin zekatın, senin lavabo temizlemen, bunun tuvaleti temizlemesi.